Mutlu günler sevgili futbol severler. Yemek Sepeti Market'in sunduğu atıştırmalıkta bir Şampiyonlar Ligi haftasında bir Avrupa Kupaları haftasındayız. Her zaman bir klasik olarak Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan maçını konuşacağız. Bayern Münih, Paris Saint Germain rövanşını konuşacağız ve fenerbahçe seviye eşleşmesi öncesinde de bir ön bakış yapacağız. Tabi videonun yükleneceği dakikayla maçın başlayacağı saat arasında ufak bir fark olduğu için biraz daha genel başlıkları konuşacağız. Çok detaylı değil ama Paris Saint Germain Bayern eşleşmesine son derece detaylı biçimde gireceğiz. Her zaman olduğu gibi sevgili Orhan Uluca ile birlikteyiz. Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Son boğazlı kazaklar abi. Sezonun, yılın artık hava hakikaten ısınıyor İstanbul. Bilmiyorum. Mart ayındayız. Bakalım. Yani normalde en soğuk aylardayız. Bugün fena değil hava. Ama aa, açıkça söylemek gerekirse hasta olmaya başladığımı hissettiğim anda dikkat ediyorum. Olmuyorum o bu zamanlardan birisi. Yok dikkat senin etmezsen... temponda dikkat lazım abi. Evet çünkü e, dikkat etmek gerekiyor. Çok ağır tempo bize bekliyor. <laughs> Havalar ısınıyor dedik abi. Şampiyonlar Ligi'de ısınıyor ve Paris Saint Germain'in elendiği aylara girdik. Yani artık onların müzmin durumu, kaderi oldu diyebiliriz bu. Abi maça şöyle bir dönüş yapacağım. Aslında benim de izlerken, bakarken maçı takip ederken 180 dakika boyunca kapıldığım bir hissiyat. Paris Saint Germain, karşısındaki takım Bayern Münih Real Madrid hiç fark etmez. Böyle bir 180 dakika olabilir mi? Yani hiç gitmeden, bu silahlarını bu kadar etkisiz kullanarak, hiç kullanmayarak yani Galatasaray'ın buradaki tur planı neydi? Ya da ortada bir plan var mıydı? Ben izlerken ortada bir plan olmadığı hissiyatına kapıldım. Yok, plan vardı. Plan vardı. Kesinlikle. Tur plan geçme vardı. planı neydi sence? Ben hani... Ya mesela, şimdi şöyle Bayern Münih topa sahip olan bir takım, geride oyun kuran bir takım ve Önde ona doğru bir şekilde basacağım. Ve bu baskıyı da oldukça iyi bir şekilde yaptı. Hatta birkaç tanesini ben alayım. Mesela e, 0-4-54'te vardı galiba. Evet maçın ilk bölümünde ki. Evet çok o... vardı. ya İlk yer zaten daha iyi oynayan takım şeydi. Ya bak mesela e, işte Bayern Münih topa sahip olduğu olduğundan itibaren çok mantıklı. Neden? Çünkü topa sahip olan bir takım geriden uzun vurma refleksi yoktur. Bunu bir sonraki konuda bir daha aşacağım. Bak devam etsin pozisyon. Gördüğün gibi burada evet, e, Bayern Münih'e baskı yapıyor. Devam, devam etsin edildi. bak Stan için. Evet çok güzel bir baskı şeyden Paris Saint Germain'den çalışılmış edilmiş. Ve devamında da pozisyonlu da oluyor aslında. Bak şöyle burada kapıyor topu. Asıl enteresan belki de Paris Saint Germain'in yaptığı yanlış olarak soracağım. Devam etsin. Ve çok güzel bir şekilde Messi'ye geliyor top. Bak önde baskı ki 0-1-35'te de Bayern Münih baskısından çıkıp Mbappé'nin yakaladığı pozisyon da ayrı bir konu. Orada da veratti verattiliğini gösterdi. Evet. Çok net bastı Bayern Münih. Yani Bayern Münih çok şiddetli bir ön alan presi uyguladı. Bu pozisyon burada kalsın. Şu 0-1-25'e gelir misin be? Bak bu baskıdan mesela inanılmaz iyi çıktı maçın başında. 1-3'de de Mbappe 1-0 yapabilirdi gibi. Bak, dön Geri dönelim şimdi şeye. Topu kaptı. Çok güzel bak buraya kadar her şey güzel. Messi de çok doğru yerde. Alsın topu da Messi. Ya şimdi bu iki tane oyuncunun arasında görüyorsun. Kaçan oyuncu orada. Ya bunu atamamak... Bu arada maçın en iyisi tartışmasız Upamecano. Tartışmasız bitirdi Mbappi. E, sistem gereği de 3-5-2'de Zaniolo'nun Roma'daki şikayet ettiği sistemin farklı versiyonu aslında. En önde Mbappé'yi bu, bu üst düzey stoperlerin kucağına atmak aslında iyi bir fikir değil. Belki Valtier burada etkiledi yani onu da anlatacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu, bir daha geri gelelim bir pozisyon. Şimdi Messi normalde bunu at atamaz mı? E, atmalı. Normal. Bu ve benzeri pek çok pozisyon Messi eski Messi değil 36 yaşında. Senin aldığın oyuncunun yaşını sen yok edemezsin. Ve da üzerinde çok iyi oynadı bence. Ya maç genelinde takım sürede oynadı üzerinde. ama e, Goretzka'lık bir durum değil. Mesela burada bak Messi bunu yapamaz mı? Bunu, bunu engelleyen burada Upamecano. Yani Messi'nin pas verme becerisi şu anda burada eksik. Bir baskıdan değil tam olanı mıydı? Mesela veya şey, yani Paris Saint-Germain planından bahsediyoruz. Yani bu pres yoğunluğu ve belli bir baskı şiddetini, zaten sana golü de getirmesi gerekiyordu. Mesela bak 36, dakikadaki o pozisyon, burada Zomer'in hatası ama tek başına Zomer'in hatası diyebilin, diyemeyiz tek başına. Veratti'nin hatası olmadığı gibi. Tabii bak. orada Stopper'in de büyük hatası Şimdi, var. Hayır yani mesela baskı Stopper'in hatası var ayrı konu. Bence de bu arada. Ama bak burada ee, hemen mesela baskıyı çok güzel bir şekilde arkaya veremeyecek şekilde dönüyor. devam etsin pozisyon bak. Burada şimdi <laughs> burada başka bir şeyden bahsedeceğim. Tamam, Sommer hata yaptı. Hı hı. Bak çok enteresan bir şey. Sommer hata yaptı burada. Ali Koneviç ve e, bu Sommer'in ilk hatası değil. Bir kere de bir hatası vardı. Messi'ye verdi topatta. No yer yok kalede. Bayağı her zaman bunu hissedecekler. Ee, ona da geleceğiz belki. Ama Burada bir şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Şöyle bak, delikte bakar mısın? Nagelsmann dedi ki maç sonunda Delit için. O pozisyonda dedi pek çok stoper müdahale etmeyi kafasında düşünmez şey olarak golü yemiştir dedi. Sadece Delit gibiler ki çünkü Delit sezon başından alınırken agresif bir lider gerekiyor dedi. Agresif bir savunma stoper gerekiyor dedi. Yani kırılgan değil, şey değil. Bu tarz. Tam da bu niyetler için alınmış. Vazgeçmeyen yani. bir oyuncu. Aynen öyle. Karakteri bak. Delihti'nin tabii ki becerisi var. Ama Delihti Bayern Münih'e transfer ettiren şey burada gösterdiği karakterdir. Somer şey diyor. Bak devam etsin bak. İnanılmaz yani. Koşuya çoktan başladı ama. pozisyon burada kalsın. Şu bir... Nagelsmann'ın da dediği gibi başka bir savunma oyuncusu ona koşu yapmaz bile. Ve çıkarıyor burada ki herkes Zomer'i konuşurdu bu maç başka yere giderdi. Ve baştaki plan agresif baskı, hata yaptırma. Yani daha çok var bu arada. Ben sadece bir iki tanesini aldım ama e, Paris Saint-Germain ilk yarı Oldukça iyi oynadı. E, bu arada benim sorumu şöyle açayım sana. Bir B planından bahsediyorum ben. Özellikle kulübeye baktığımız zaman Paris Saint-Germain'in son derece eksik kaldığını gördük. Yani hamle yapabilecek alanları da çok fazla güçlü değildi. Ve hep konuşulan bir şey biliyorsun geçen yaz da bu çok konuşuldu. Bir Olivier Giroud transferi ihtimali ya da bir net 9 numara. Özellikle hamle oyuncusu olarak kullanılabilecek bir 9 numara. Paris Saint-Germain'in bu bütçelerle böyle bir oyuncuya sahip olmaması çok enteresan ya, geliyor daha bana. Daha önceden hem Cavani vardı bu Cardi vardı, B vardı, C vardı. Onlarda da elendiler. Bak sana temel mantığı gelelim. Şimdi maçı konuşacağız belki daha da. Bayern Münih çok iyi değildi. E, ligde çok iyi değil. İlk defa böyle şan, Bundesliga rekabet içerisinde 4-5 kulüp birden giriyor ki bu giren kulüplerden birisi Union Berlin ya. Dortmund e, e, şu anda puan puana gidiyorlar. İnanılmaz değil. Bayern Münih ilk defa bu kadar iyi değilken üstelik pek çok problem varken Manesi sakatlanmış. En önemlisi bak Santrofor alamamış. Bu çok bunu bazen insanlar Çupomoting atıyor golleri belki ama Çupomoting inan bana ortalama bir santrofor. Kötü değil asla. Ama seviyesi Schalke'dir. Dortmund bile olduğu şüphelidir. İş görüyor aslında sadece. Bak, Fark yaratma, tabii ki yıldız ya. söyleyeyim sana Musiala. Bak 49-53 aç bir şey göstereceğim sana. Böyle çok. Bak Musiala bir kere bak şurada önüne gelene bir çalım atıyor Ali Konevic. Atsın bak o çalımı. Hiç kıpırdayamıyor yani. Ben dar alanda bu kadar becerikli bu kadar iyi bir oyuncu son yıllarda görmedim. Bak devam etsin. Bak burada da e, topu kurtardı. Adamlara geçti ve tam doğru noktada şeye verdi. Çupomotin'e verdi. Versin. Bak burada biliyor. Tam Çupomotin. Vurur vuracak. Direkt kaleye vuracak normalde burada. Gol. Veremiyor. Veremiyor. Bu Lewandowski olsa gol. Sana böyle ben çok pozisyon sayarım ben. Çupomotin'in elini ayağına dolaştırdığı. Anlatabildim mi? Yani iyi bir santroforu yok. Bir. Ama abi profil olarak o işi çok iyi gördü. Yani sezon başındaki o büyük krizden çıkardı. Tamam Bayer getirdi gibi. ama Bayern Münih bu yüzden ligde böyle çok maçı kaçırdı, çok maçı kazanamadı, çok bir problem yaşadı. Hala da yaşamaya devam ediyor. Keyini almak istiyorlar. Belki o simenle olur. Yani Bayern şu an 2020'deki Bayern Münih değil. değil. Bu kadar mahkum oynatacak kadar güçlü bir takım yok. Ama formanın ağırlığı var. Formanın ağırlığı çok başka bir şeydir. yani Messi Barcelona formasıyla veya atıyorum başka başka isimler başka formayla çok daha güçlü çıkıyor. Deli şimdi kendini Bayern Münih oyuncusu olarak gördüğü zaman kazanacağız diye çıkıyor. Mane diyor ki şu an Bayern Münih'in yenemeyeceği bir takım yok. O hissi alıyorlar. Kazanma duygusu ve tabii ki profesyonellik Müller gibi. Thomas Müller mesela bak şu anda e, tekrardan Bayern Münih'in iyi performansında önemli oyuncular. Tabii ki e, Musiala ile beraber, choupo ile beraber ama Şimdi bazılar diyor ki bana işte ya abi Chelsea işte aldı diyor 2012'de. Arkadaşlar Chelsea 2003'te başladı bu projeye Abramovich'le. 2012'de yok olduğu bir noktada maddi maddi olarak çok anlamsız bir şekilde aldı. Yani sezon içinde değişiklikler ama ama şu bu kesin ki Chelsea bu işi öğrendi. Kaybede kaybede öğrendi. Süreç çok ufak bir süreç değil. Bar şey Paris Saint-Germain de yarın bir gün alacak bu arada. Çünkü e, nasıl şey diyor benim o paylaştığım video. Oliver Kahn diyor ki bizim bir kazanma kültürümüz var. Bunu parayla satın alamazsın. Doğru. Zaman içerisinde kazana kazana bu senin genlerine işler. İşte o zaman gelecektir. Nasıl genlerine işler? Sürekli kazanacaksın, lige kazanacaksın. Şampiyonlar günü artık son 8'inin şeyini olacaksın. Son dördün gediklisi olacaksın. Bir noktadan sonra kazanacaksın. Ama bu süreç birden olmaz demek istiyor. Yani kazana kazana gider. Bir arkada kültür vardır ve bayağı bir... Paris Saint Germain deplasmanına gidiyor. Favori, ağır favori olarak çıktı sahaya. Rakip de böyle şey gibi ya Sivasspor ne kadar zorlayabilirse o kadar zorladı şeyi. İşte Paris Saint Germain'in de Şampiyonlar Ligi karnesi. Orada bir final var ki o da tabii bu Porto'da pandeminin ilk yılında bir kampüs şeklinde oynanan, seyircisiz oynanan Şampiyonlar Ligi dönemiydi. Yani evet Thomas Tuchel var orada bir. İkincisi. İkincisi. Neymar ikincisi. Neymar çok iyi oynamıştı. Neymar Porto çok iyi oynamıştı. Maçlarını... Şunu da söyleyelim. Barcelona'ya elendiği zamanı biliyorsun nasıl elendiğini. Tabii kazanma ki. kültürü olan bir takım bu şekilde aranamaz. Yani sadece kazanma kültürü vesaire değil. İster daha doğru. Şimdi çok bir şey vardı. Maçta bir pankart. Pek tasvip etmediğim bir pankart. Çünkü ben pankartlarda da nasıl ne mesajı ne olursa olsun bazı şeyleri görmek istemiyorum. Kan gibi vesaire gibi ama işte Uluhenes hafta içerisinde çattı Paris Saint-Germain'e işte gidiyorlar dedi. Şu oyuncunun 2 dakikalık videosunu gösterip tamam alın 150-200 verin diyor. Bu şekilde olmaması gerekir diyor. Haklı. Yani onunla da ilgili Fransızca pankart astı Bayern yani Münih'li taraftarlar. Ulu Yönes üzerinden. Ee, ve onun tabii geçmiş mesleği, baba mesleği kasaplık üzerinden. Ama pankartı tasvir etmiyorum arkadaşlar. Ama mesajı Ulu Yönes'in verdiği mesaj çok yanlış değil. Genel anlamda. Ee, burada da baktığın zaman Paris Saint Germain bence... Mesela 220 küsur milyon Neymar var? Diyelim hadi gençti, belli bir şey vardı. Bu kadar büyük bir para Messi'ye, bu kadar büyük bir para X'e verdiğin zaman acaba diyorum onları daha doğru değerlendirebilecek bir şeye versek, akla versek daha mantıklı olmaz mı? Çünkü ben para her zaman kaybettirir demiyorum. Yani mesela Salzburg Leipzig projesi başladı, çok iyi gitti. Tabii ki bu tarz eleme maçlarında kazanma kültürü çok ciddi bir rol oynuyor o maçta mesela ama e, direkt akla verdiğin zaman parayı aklın emrine sunduğun zaman işler çok daha Esikti hızlı ilerleyebiliyor. Çok somut bir Şimdi bak Chelsea'ye bir örnek vereceğim ben. 7 farklı kupayı yedi farklı Chelsea hocayla. 7 farklı teknik direktörle aldı. Chelsea bu işi öğrendi. Arkada Chelsea'nin başarılarında ne Hiddink birinci rol oynar, ne Avram Grant oynar, ne Mourinho oynar, ne Conte geldi şampiyon oynar, ne Mor şey, e, Di Matteo. Mourinho, Di Matteo yani Tuchel bir kaldı. Kuals geldi, bit. Çok hoca gittik. Bilhassa Boğaz ya. bir şey yapamadan gitti ama genelde iyi kötü hepsi bir kupa kazandırdı ve hepsinin ömrü bir yıl. Dolayısıyla benim şu 2017'den itibaren baksan Conte gelip şampiyon yaptı, Mourinho gelip şampiyon yaptı, Tuhel gelip şampiyonları gün aldırdı ve hepsi şeyde bir hoca mı bir şey mi? Ama ve daha sonra şuna da bakın Chelsea altyapısından da inanılmaz oyuncular çıkardı. Feci, ya çok Onları çok değerlendirebilecek hocalar olmadı ayrı bir konu ama e, bu işi öğrendi ve 20 yıllık kulüp Chelsea de ufak bir kulüp değildi. Satın alınmasına rağmen. Paris Saint-Germain de ufak bir kulüp değil bu arada. Değil. Tabii Ronaldo'nun yani. yolunu falan oynadığı bir kulüp. Chelsea az Zola'ların vesaire oynadığı yine yakın geçmişte bir kulüptü. Yani yok, bir şey. Kadrosu da gelelim Bayern Münih'in bu Hı -hı. maç üzerinde. Şimdi Bayern Münih buradaki en kritik noktayı söyleyeceğim bak şimdi size. Nagelsmann'ın maç planının çok iyi olduğunu söyleyelim. Şimdi bu kadroda ben aşağı yukarı beklediğim kadro. Zaten bundan önceki bir programda da Koman e, Musiala, Müller, Chupomotin dörtlüsünü söyledim. Evet, bir topa sahip olduğunda üçlü savunma. Top rakibindeyken Davis kanadının tamamını kullanıyor. Tam anlamıyla bir üçlü savunma değil. Tam anlamıyla bir dörtlü savunma da olmadığı gibi. Ama burada kritik nokta şu. Kaç milyon euro vermiş, kansolü almış. Bir tarafına Davis, bir tarafına kansolü koymasını bekledi herkes. Stanis, Stanis için Pavard'ın da yokluğunda üstelik. Pavard'ın da kart cezası olduğu noktada Stanis için oynamasının sebebi Mbappé'ydi ve başta Upamecano olmak üzere ikisi bitirdi. Ve maçın çok iyilerinden bu arada yani tabi tecrübesine ve maç oynama dediğine ve bulunduğu konuma göre baktığında belki de en iyisi maçın. Çünkü en kritik noktasıydı. Bak bir pozisyon var. Çok iyi. ikisi paylaşarak Mbappe'yi durdurdu. Zaten Cancelo gibi Stanis için üst gömlek üzeri bir yere sağ stoper değil de sağ bek oynadı bu arada. Sağ bek yapmak yerine Stanis yapma sebebi tamamen Mbappe'ydi. Ve bak, bak 18-39'a baksana, çok var böyle ama bir tanesini alıyorum. Şimdi burada top kaptırıyor Alfonso Davies bu arada. Çalım yapıyor, top kaptırıyor. En tehlikeli şey değil mi? Yani bir takımdan... Hele Mbappe için yani. Paris saint evet. germain en tehlikeli... Bir kare ileriye git, arkada görüyor musun? Bak e, Stanisic nerede? Evet, Upamecano ile tam Mbappe'yi arada tutuyorlar. şu. Anda. Aynen öyle. Hep öyleydi ama, hep görüntü buydu aşağı yukarı. Bütün olay bu. Tabii ki bir de Upamecano birebir oynadı. Abi tabii Paris Saint-Germain'in planını konuştuk ama planı uygulayabilecek, uygulaması beklenen büyük oyuncuların performansında da bir sorun vardı sanki dün gece. Yani bence asıl sorun ilk yarı itibariyle plan değildi. Plan iyi işledi. İlk yarı söylüyorum bak. Zaten ikinci yarı bu arada Nagelsmann değiştirdi. Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir e, bir plandan bahsedeyim mesela ve neden olmadığından da. 24-12'ye baksana bir. Paris Saint-Germain geriden oyun kuruyor. Ve genelde ba ba e tehlikeden dolayı birbirine yakın olsun diye ön alanda çok az şiddetli baskı uyguladı. Genelde ikinci de başladı ee, Bayer Münih. Bak devam etsin pozisyon. Şimdi Upamecano'nun sürekli olarak Mbappé'nin tepesinde olmasını şöyle kullandı. Mbappé Upamecano'yu hiç çıkardı savunmadan. Bak devam etsin pozisyon bir. Bak dikkat ediyorsun Upamecano nerede? Evet Mbappé Ve, ile birlikte evet, çizgiye bir geldi. Dakika. Ve şimdi Upamecano'nun bak durduk yere... Mbappe'nin peşinden gidiyor. Adam adam oynadı. Upamecano ileriye kadar geldi. çizgiye evet. kadar girdi. O açtığı savunmaya Mendes girdi. Upamecano'nun orada olmaması ciddi bir sıkıntıdır. Ve iyi bir plandır bu. Alsın bak topu tam aradan, Mendes ve buna Mendes çok iyi bir şekilde gitti. Ki pası atan Fabian Ruiz de o kanalları hep zorluyor. Sol koridordan girmeye çalışıyor sürekli. Problem ne? Problemle devamı gelsin. Ya Messi ya bunu kabul etmek gerekir. Tabi burada pas da iyi gelmedi bu arada yeri geliyor ama Messi kritik 3 noktada yoktu piyasada. Messi zaten böyle bir maçta olmayınca komple olmuyor öyle hafif olmamazlığı yok Messi'nin. Sağdan siliniyor bazen. İlk yarıda 3 pozisyon var yani final hamlesini yapamadı. Birinde final pası olacaktı. Burada bir vuruş var yine bir pozisyon daha var ilk yarıda Messi evet. adına. Ama şunu da söyleyeyim Upamecano maçın en iyi isterken yine Mbappé'nin peşinde devam etsin. Çizgiyi attı o Mbappe. Normal koşullarda Mbappe'nin bu noktada tam bu noktada geçemeyeceği oyuncu yok ve merkezde de Upamecano olmayacak. İyi bir giriş olsa çok iyi. Devam etsin. Ve hiçbir şekilde izin vermiyor. Zaten sezonu bana göre en iyi oyuncularından. inanılmaz bir seviyatladı bu sene. Yani bu senenin belki de en iyi oyuncuları birisi Upamecano. Kolay kolay geçilmiyor. Ayağı tank gibi bir oyuncu ya. Tank gibi yani. Yalnız abi ikinci yarıda Alfonso Davies'in de yani savunma gelişiminin en böyle ayan beyan ortaya çıktığı yani maçtı. Ya. Bu kadar iki taraflı oyuncu... Bu kadar kısa sürede savunma tarafında bu kadar evet. geliştirmesi ne eksik, muhteşem. Ne eksik yaptı dersen Paris Saint Germain hep bunu diyorum ya bak bir beşli savunma var tamam mı? Paris Saint Germain hani bizim Fenerbahçe yaptığımız eleştirileri yapmıyor. İki tane bekini çıkarıyor. Ama burada çok kritik nokta yön değiştirmektir. 36 de var. Bir Hı. kare, bir, iki kare de göstereceğim. Münih sıklıkla e, kaymayı yani çok belli bir bölgeye yoğun bir şey pres uyguluyor genelde. Hatta ben yıllar yıllar söyledim bunu. Bayern genel anlamda çok fazla pres bir bölgeye yoğun pres uyguladığı zaman aslında iyi çıkarsan çok ciddi problem yaşarsın. Tıpkı maçın 1.30 gibi. Bak burada da beşli savunmanın avantajlarından birisi. Hakimi çok güzel çıkmış. Bir şekilde bak hiç hakimi düşünmeden ilerliyorlar. Kısa 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 kısa. kısa. Devam et Burada veriyor. Bak bunun devamında da top dönüşüyor ve hiçbir zaman için hatta yüzünü dönüyor. Oyuncu topu alıyor ama hala da öndeki kalabalığa yönelik uyguluyor. Oysa... Tersi atsalar. Beşli savunma aslında doğru taktik Bayern karşı. Hem kenarlarını yok edersin. Hı hı. Çalım atsa bile kovman. Kademeye gidersin. Yine arkada dörtlü savunma olur. Çupomotin her zaman korunur, edilir. Yani iyi savunulur. Hem de böyle. Ama Avantajı da bu olacak ve bunu kullanamıyorsun. Ben en çok buna çalışırdım. Bayern Münih gibi bir takımda. İlk yarıda bir tane tersi atıp hakiminin çıkıp çalım atıp ortaladığı bir pozisyon vardı. Ama bütün koca bir devre boyunca bir defa kullandılar. O da enteresan evet. geldi bana. Şimdi de son olarak bir golü inceleyelim. E, gol şey kapatalım. atalım. Bitsa bunun evet. hatasını da sen burada söyledin. Gol yani önemli. Mendezle başlıyoruz. Şimdi bak birçok şey... Evet Mendes'le başlıyoruz. Tabii ki burada sakatlık oldu bu arada. çıkması şeydi arkadaşlar. Soran çok oldu talihsiz 15 dakika sonra çıkmak durumunda kaldı. Ee, ve tabii ki çok genç, solak olduğu için çok kolay bulunabilen bir yedek de değil. Haliyle ama çok genç 10. Oynar. resmi maçı A takım seviyesinde. Evet, seviyesi Niye yani? de bu şampiyonlar ligi büyük bir seviye. Bak burada devam etsin bir. Burada oyuncu biraz zeki olacak. Neden zeki olacak biliyor musun? Bak şu anda 2-4-6'ya 3-6 ama bir noktadan sonra Bayern yaklaşıyor iyice. Devam etsin En iyi yaptığı iş pres zaten. Geriye veriyor. Çıkartmıyorlar buradan Paris Saint Germain'i çok iyi bir şekilde baskı yapılıyor ve risk alıyorlar. Unutmayalım bunu. Risk alıyor Bayern Münih burada. Çıkarsan cezalandırırsın. Maçın ilk, bir ilk pozisyonda cezalandırdığın gibi. Devam etsin pozisyon. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 deme. 4, hadi en sondaki bak en sondaki oyun dışı. Oysa Bayern Münih Goreska'yı da çıkarmış. Davies oradan 5 kişi var. Uzun vurman gerekir. Şu noktada uzun vurman gerekir. Genç stoper, tecrübesiz, deneyimsiz. Burada rakip adam adama. Çünkü ileride problem yaşayacak. Ve devam ettiğinde de tekrardan görüyor. Vermiyor. Versin bir daha. Ve en sonunda iş zoru başarıp burada Verat diye çok iyi pas veriyor. Bu da yeteneğini gösteriyor zaten oyuncudan. zaten 2 metre öyle bir sol ayak iyi bir potansiyel ama evet. tabii ki tecrübe Ve şimdi burada. Şimdi bak Verat topu kaptırsın bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Topu kaptırıyor. Tabii burada Goreska'nın çok güzel bir şekilde. Burada herkes vurur bak Ali Evet. Leon Goreska'nın buradaki pası çok değerli. Tabii ki gol atan Çipo. Verat ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Hep şunu söyledim insanlara. Bak dedim. sağ ve sol beke baskı yaparsınız ön alanda. Ayağı iyi olan sol bek hata yapar, ayağı kötü olan uzaklaştırması bol sağ bek hata yapmaz. Sol bek ısrarla adamı oynamak ister. Veratti bu iki tane golü yediren adamdır Veratti. Tabii birisini ikincisini saymıyorum artık iş işten geçmiş, risk almış, daha rakip ceza sahasında kaptırıyor bile problem değil. Ama burada Veretti'nin e, olayı topu kaptırması sürpriz değil. Ee, başka bir oyuncu getirelim aklımıza. Savunmadan oynayabilecek bir. Fernando olsa kaptırmaz, vurur. Hep şunu söylüyorum. Burnley değil, Manchester City top kaptırır diyorum. Ya o riski alan takım bu hatayı yapar zaten. Uzaklaştırma kültürü olmayan bir takım. Bak şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. 10-18 açar mısın? Şimdi bak muhteşem bir Verratti örneği gösteriyorum. Atsın topu. Verat topu aldı. Kaç kişi var etrafında? İlerlesin. Bak inanıyor musun? 4 kişi basıyor. Sağına dönüyor. Döndükçe insanlar kümeleşiyor üzerine. Devam etsin. Düştü sanıyorsun. Devam ediyor. Bak baskıya bak. Devam ediyor burada da. Topal bak. 2, 4, 6 kişi var şu anda Ermenik'ten, Veratti'nin peşinde ve alamadılar Veratti'den. Versin bak Veratti. Ve muhteşem bir pas atıyor bunun üzerine. Aynısını da Kimlik yaptı bu arada. Biraz daha şeyini... Ne demek istemiyorum anlatabiliyor mu? Tam isabet alıyor. Mbappé biraz gönüllü olsa başka bir şey olacak. 6 kişi arasından çıkarabiliyor. O yüzden bu özgüvene sahip oyuncu zorluyor her yerde. City veya Arsenal City maçını izledik değil mi? City'nin 3 golü de Arsenal'a hata yaptırdı. City 3 2 3 golü de lütfen gidip izleyin. Üçü de geriden çıkarken tıpkı Verratti'nin yaptığı gibi hatta ne dedi Guardiola şey Arteta 7 yıl sonra ilk defa böyle bir hata oldu dedi. Çünkü bu Arsenal'ın geninde şu anda sezon boyunca oynadığı futbol içerisinde uzun vurayım diye bir derdi yok. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu göbekte yapmakla kaleye 20-25 metre arasında yapmak... Fark etmez. Yapmak arasında... onun, o çıkmıştır her zaman. Bak şimdi e, keşke alsaydım. En başta da bir, oradan çıkıp da pozisyon Messi kaleciyle karşı karşıya kalıyor Mbappe. 1.35'te izleyin. o Belki orada kenarda etkili pasiverat görüyor ama o, onun şeyi yok. Yani pressing resistance player zaten bunu yapabilen oyuncudur normalde. Ya tabii bu altında içinde... oradan çıkmak çıkarsan pozisyon buluyorsun. Çıkamazsan kalende golü görüyorsun. Yani ben benim yeğenim üzerine bunu konuşacak. Futbolcu olacak. çıkamazsan gol yaptıracaksın ama bunu öyle bas devam ede de burada mükemmelleşebilirsin dedim kendisine. Bak şunu söylüyorum. Tam da Bayern Münih bastı, pozisyon yakaladı. Paris Saint-Germain bastı, pozisyon. Çünkü büyük takım budur. Büyük takım ayağındaki her topu yüksek atıp da rakibe vererek oynamaz, oynayamaz. Elbette bunun cezası olacak ara ara. Veya sana tuzak kuracaklar. Sen de bunu daha da mükemmelleştireceksin. Bundan vazgeçemezsin. Belki maçın içerisinde sevgili Ertem Şener'le Emre Özcan arasındaki güzel muhabbetlerden birisiydi. Ertem Şener de kendine göre haklı. Emre Özcan da yüzde yüz haklı. Öyle top büyük takım kalkıp vuramaz. Çünkü ne zaman vuracağını bilmesi gerekir. Her topu ısrarla çıkarsan zaten bitersin. Bazen baktın şey, şey yok. İşte Çupomoting attı Bayer Münih mesela. Bir, bir noktadan sonra. Ya çok var. Ya, ya bak bir... 0951 atsana bir. Örnek biliyorum. Çok, çünkü ilk yarı iyiydi. Bak kaç kişiyle basıyor Paris Saint Germain? 3, 6, 7. Devam etsin. Hop uzun top. Geri gel. Bak bastığı noktada pozisyon yok. Burada şimdi aynı pozisyon aslında bakarsan başka açıdan. Burada sen kendi takım arkadaşla oynamaya kalkışsan kaybettiğini düşünse de şurada. Yani yüzde fırsat olacak. Ama burada işte bir pivota sahip tane. olmak da bence kıymetli. Tabii ki abi. o zaten mesela Zaniolo analizinde bunu söylüyoruz. Sadece santrofor değil sağ kenar ve sol kenar forvetin de sırtı, sırtı dönük, alabilmesi senin için büyük bir avantaj. Ama pivot kurtarmaz. Yani Mbappé'nin arka önüne de atabilirsin o topları yani. Arkasına atmanın illa sırtı dönük almasına gerek yok. Demek istediğim bu. Çok iyi. Ha şunu da söyleyelim tabii ki de. Mesela kimliği ikilediler. Bak 25-36'ya baksana. Zaten değiştirdi. İkinci ara değiştirdiği şeyi soruyor. İkinci ara topa sahip oldu Bayern Bak burada genelde Bayern Münih 3'e 1 çıktı. Yani 3 tane oyuncu dizildi. Stan Delikt, Upamecano ve Stanisic. Önlerinde sadece kimliği kaldı. Goreska her zaman şeydi. Galatasaray'da çok benzer bir oyun stili. Biraz farklısı. Hı hı. Ve burada genel olarak bak Verratti ile Vitinha ikisi de kimliğin başında. E, maç başından ikisi paylaşaraktan hiç kimliği asıl şey oldu ve uzun vurmak durumunda kaldı. Beklerden çıkmak durumunda kaldı. Kaptırdı oldu. Etkili bir 45 dakika çıkardı. İkinci yarı değiştirdi. Mesela 3'e 1 kurmadı. Bir kere Davis'i getirdi biraz geriye. E, şey geriye geldi. Oyun kurdu. Oyun kurarken çok daha etkili kurdu. Çünkü anladı Nagelsmann devre arasında. Yani bu ezbere çıkamıyoruz. En büyük şeydi, taktiksel bir şeydi. şeydi. Tabii, o Çıkış. topa sahip oldu şu evet. zaman. Topa sahip olmak, geriden oyun kurmak zorundasın. Bu kadar basit. Abi o zaman yavaş yavaş bu maçı kapatıp S e, çok kısa gecenin maçına bakacağız. sevilla fenerbahçe eşleşmesi bu gece. Sen İspanya'da çok Sevilla anlattın, bunu da sana bırakıyoruz dedik. Başlıyor. Senden başlıyorum. Şimdi sana göre Ali Konavic, Fenerbahçe neyi yapması gerekir Sevilla'ya karşı? Neyi yapmaması gerekir? Nasıl bir oyun planı? Varsa da aklında ilk 11'e dair şu oyuncu oynasın, bu oyuncu oynamasın. Ya öncelikle Fenerbahçe'nin avantajını şöyle konuşabiliriz bence. Birincisi Sevilla adına çok kıyasıya bir La Liga yarışı devam edecek. Ligde kalmak için çok zorlu maçlar oynayacaklar. Bir kere önlerindeki maçlar çok çok kritik. Yani bir Almeria ve Getafe maçları var ki onların belki La Liga'da kalıp kalmayacağını belli edecek. Ve bunlar çok yakın maçlar. Ben bunların ciddi avantajı olduğunu düşünüyorum. E kadroda ciddi sıkıntıları var. Savunmayı zaten hiçbir şekilde oturtamadılar. Marco sezonun başından bu yöne çok istikrarsız sakatlıkları sebebiyle bugün de yok. E, G transfer etmişlerdi biliyorsun o da oynayamıyor. E, Avrupa Ligi kadrosunda oynayamıyor. Bu da ciddi bir avantaj. Çünkü o zaman orta saha genelde Jordan ve Rakit Kic gibi top onlardayken kaliteli ayaklar ama efor anlamında ya da rakip karşılama anlamında sıkıntılı. Bir de Atletico Madrid maçını izleyenler de mutlaka fark etmiştir ama genel olarak da bu durum var. Geriden gelen bekler ki Fenerbahçe bunu Ferdi ve Osay Samuel ile çok sık yapabilir. Geriden artı bir oyuncu yani savunmadan ya da önlü bir rakip ceza sahasını soktuğunuz oyuncular varsa ki yapıyor bunu Fenerbahçe. Sevilla bence bunları karşılama konusunda hani Avrupa Ligi'nin en beceriksiz takımı olabilir. Ya tüm Avrupa'da ben Sevilla kadar rakip ceza sahası çevresinde kalabalıklaştığında panik olan, adam paylaşmayı bilmeyen ya da geriden atılan toplarda o bek ile stoper arasına çok fazla adam sokan bir takım görmedim ben. O yüzden ben bu eşleşmede Fenerbahçe'de Ferdi ve Osay Samuel'in çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum sen neler söyleyeceksin. Ben ee, deplasmanda Fenerbahçe için avantaj olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda olmasını. Çünkü Sevilla'nın e, geçişe çok uygun bir takım olduğunu bana kendi kişisel öyle çok iddialı olarak değil ama geçişe çok uygun bir oyun. İşte Beratteli'yi burada konuşalım. Topu kaptı. Ben yorumcuydum. Deysim attı hmm. maçta. Crespo geriye vermedi. Vücut fake'ini bir koydu. Şey yaptı. Ben o yüzden mesela King'in de bu maçta Valencia ile beraber oynaması taraftarıyım. Aro'nun keza oynaması taraftarıyım. çünkü merkezde savunma arkasında toplar. zaten bir üçlü savunmanın zaten genel anlamda beşli savunma da diyebilirsin kenarlara gidip dripling yapacak oyunculardan ziyade merkezde savunma arkasına veya üç stoperin arasında atılacak olan toplar. iki tane bek ileride yakalandığı andan itibaren o üç tane stoper araları çok açık geçişlerde. Burada Arao çok kilit rol oynuyor. Oynarsa bence King oynayacak. Bence de Joshua King. Yani Arao, Crespo ve Joshua King. Burada tam sev Fenerbahçe'nin sevdiği bir oyun olacakmış gibi geliyor bana benim beklentim Fenerbahçe'nin galibiyeti. Çünkü hem dediğin gibi şey var hem de oyun stili olarak da e, merkez e, savunmalıcıların da bir Bayern Mühtem aldıkları Nianzo hariç orijinal savunma olan ya, stoper oynatıyorlar, mesela... Gudel stoper oynatıyorlar. Zaten bence Akunya ile Gudel arası yani Fenerbahçe'nin sağ kanadı orada müthiş bir maden olacak. Aykut da diyor ki kesin kırmızı kart görecek. Hakem de ona müsait. Çok merak ediyorum. O kadar çok programda... Ha, valla <laughs> yani getirdik Joshua ki. King good attırırsa mesela hiç hiç sürpriz ben olmaz. Ben daha çok o konuda Valencia ve Crespo'yu çok öne çıkarıyorum. Kırmızı kart aldırma konusunda. Crespo... Crespo aldırırsa iki sarıdan aldırır. Valencia direkt kırmızı aldırabilir. Bir de abi özgüven olarak aşağı çok gitmiş durumlar. Monki'nin demeçlerini gördün. Yani benim istifa etmemle düzelecek olduğuna inansam hemen istifa ederim diyor. Çünkü aslında bir kan değişimi lazım. Yani birilerinin gitmesi lazım. Monki de bunun farkında. Yani ben de gidebilirim diyor ama yani savaşçı bir yapım var ya da düzeleceğine çok inanmıyorum ben gidersem diyor. Aynen öyle. Ben mesela ilk maçın deplasmanın olmasında bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü istediği skor alırsa Fenerbahçe inşallah alır puanlar çok önemli, bir daha söylüyorum. Her futbol takımımızı destekliyoruz sonuna kadar. Ve alırsa Fenerbahçe istediği skor oyun avantajına da sahip olacak. Çünkü o zaman yine geçişe yakın bir oyunu evinde de oynayabilecek. Yani bu çift tırlı. yani. Ama burada kaybederse evinde de çok zorlanacak Fenerbahçe. O yüzden bu maç çok haliyle kritik. Yani beraberlik bile çok iyi sonuç tabii ki. Ee, tabii ki Fenerbahçe'nin evinde bir farklı yenilirse, iki farklı yenebilecek gücü de var. Kadro kalitesi açısından da. Umarım bekleyip göreceğiz ama ben e, Batshuayi'den ziyade dediğim gibi bir geçişe biraz daha yakın. O hep Avustralya bir maç aklında. Ara da orada. onu savunma arkasına atılacak olan toplar ve yapılan koşular çok kritik olduğunu düşünüyorum. Burada da e, Ara bir kritik rol oynayacaktır. King'le ve Tabii. Badesiya ile beraber. Abi insanları seviye deyince aklına o gümbür gümbür seviye. Özellikle Avrupa Ligi'nde eski adı UEFA'da. Ama bugün izleyenler de görecek. Tabeladaki yerini görebiliyorlar sonuçta. Likonomik. Artı bugün izlerken göreceksiniz. Özellikle şu Jordan raket orta saha kurgusu olursa. Tabii çok hasis. temposuz, gitmekte de zorlanan. Teknik kapasite yüksek ama. Çok ağır ya. Yani, çok Rakitic. temposuz bir takım. Orada Navas ve Acuna ile biraz Sampaoli değiştirmeye çalıştı. Yani beklerle bir üretim yapmaya çalışıyor ama Yok ya. Fenerbahçe çok daha tempolu ve şu an çok daha formda. Navas hakkında ne diyorsun? Yeni geleceğe yönelik bir, bir, genç yetenek. Navas'ı ben çok beğeniyorum. <laughs> Önümüzdeki 15 sezon seviyenin sağ kanadı net, net geldi değil bana. Yok. Ya bakalım Sampaoli de bu arada duruma göre ya, gidebilir. Ben var ya ben. ilgili Sanki ben kendimi futbol olarak yabancı takımları izlemeye başladım. Günden beri varmış gibi görüyor bana. Yani evet. Öyle bir şey. Bazıları öyle etkiliyor insan şeyini. Mesela Pepe Reina hep yalışır kaleci. 10 yıl önce de 35 yaşındaydı. Şimdi de öyle gibi. 3 gün önce Pepe anlattım. Artık Pepe iyice böyle papaz olmuş. Yani herkesi Raul Albi öyle bile fırça atıyor. Öyle bir yaş hattına gelmiş ki. <gülüyor> yani. <gülüyor> fırça atan bir reyla. artık Pepe yaşı kaç? 80, 80 var. Bilmiyorum mı? ben Arsun... 15, yaklaşık 15 yıldır 37 yaşında <laughs> o. Benim olabilir. şeyim o. Yani hissiyatım o. Navas da öyle. Ben evet. kendimi bildiğim gibi varmış gibi. Benden önce var ben geldiğimde de devam ediyordu. Yarın bir siz maçı detaylı konuşacaksınız evet. abi zaten biz çok kısa bir bakış attık ama hatırlatalım Sevilla'nın La Liga'da da average'da küme düşme potasının üstünde olduğunu ve Almeyra-Hetafe ikilisiyle yani bir altındaki ve bir üstündeki takımlarla çok yakın dönemde de Mart ayında da maçları olduğunu hatırlatalım. Sevilla için çok zorlu bir dönemeç. Umarız bu akşamla birlikte daha da zorlu bir hale gelir. Yayınımızı bu şekilde kapatıyoruz. Yemek sepeti market desteğiyle hazırladığımız atıştırmalıkta bu bölüme noktayı koyuyoruz. Paris Saint Germain Bayern dedik ve Sevilla Fenerbahçe maçına ufak bir baktık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.